Biz geniş bir çobanı çıkacağız. Mevcut büyüme rakamlarımız %1,5'u dahi bulmuyoruz. Hatta %1,5'u bulduğu dönemlerde biz Türkiye'yi büyümüş olarak kabul ediyoruz. Ve elhamdülillah geçtiğimiz 9 ayda büyüme rakamımız %11,1 gerçekleştirilerek G20 ülkeleri içerisinde birinci sıraya Çin ve Hindistan'la beraber dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü ülkesi haline geldik. Toplam 2017 yılı sonunda da %7,5'luk bir büyümeyi sağlayarak da aslında yine dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi haline geldik. Hatta farklı ülkelerde farklı mahkemeler kurup Türkiye Cumhuriyeti'nin sözüm ona bankacılık sistemi üzerine dahi oyun oynatarak ekonomimize darbe vurmaya çalışanlara inat. Bizler büyüdük, büyümeye de devam edeceğiz. Ve yine gururla söylemek gerekir ki 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci büyük ihracat rakamlarını elde ettik. 157 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Hangi süreçte? Bir taraftan FETÖ'yle, bir taraftan PKK'yla mücadele ederken bir taraftan da üretmeye ve büyümeye devam ettik. Ve yine biz büyürken istihdam dostu büyümeye gayret ettik. 2017 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinin sonucu olarak 1.233.000 yeni istihdam meydana getirdik. Yani sadece son bir yılda 1.233.000 yeni çalışanımız iş dünyasına merhaba demiş olduk. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın sesine kulak veren tüm iş dünyasına, ben de bir iş dünyasına gelmiş milletvekili olarak teşekkürlerimi bir kez daha sunmuş oluyorum. Gidecek çok yerimiz var, yapacak çok işimiz var. Ancak bütün bunları yaparken bizim kendi temel değerlerimizin asıl noktası birliğimizi ve beraberliğimizi koruyor olabilmek. Ancak yine maalesef 40 yıldır bu ülkeye, özellikle bizim bu bölgemize musallat edilen PKK terör örgütünü inlerine gömmek durumunda kaldık. Ve bugün hangi dağın arkasında saklanırlarsa saklansınlar, onlar biliyorlar ki bir daha saklandıkları inlerinden çıkacak ne cesaretleri ne artık imkanları var. Ne de onlara hamilik yapan ağababaları ne kadar desteklerlerse desteklesinler, şunu net bir şekilde gördüler. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları olarak ırk ayrımına gözetmeden biz artık daha kadar burada vurken durdukça sizin adınız ne olursa olsun, PKK'da olsanız, FETÖ'de olsanız ya hapsi boylarsınız ya da bulunduğunuz mağaralarda kurda kuşa yem olarak bu dünyadan geçip gidersiniz. Bizim bu bölgeye verdikleri zarar üç önemli şekilde ifade edilebilir. Birincisi, bölgemizi terör yuvası olarak terör yuvası haline getirip ekonomik anlamda istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Bugün İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan bir yatırımcı buraya gelse ya tehdit ettiler, ya iş makinalarını yakıp yıktılar, ya da maalesef bir süre sonra sanayicimiz ya ben oraya gelmeyeyim algısına kapılmak zorunda kaldı. Aynı zamanda insan kaynağımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sahiplenecek gençlerimizi dağda kendilerine yem ettiler. Bugün içeride sırtını PKK'ya dayamış olan insanların kendi çocukları kolejlerde okurken bizim bu bölgemizdeki yavrularımızı maalesef dağda kendi heva ve hevesleri için harcamaktan çekinmediler. Bu bize bu bölgeye yapılmış hainliğin ta kendisiydi, ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti onların akıllarını değil, onların başlarını gövdelerinden koparmaya yeter ve elhamdülillah
Elhamdülillah bugün sadece başları değil, vücutları değil, esameleri bir topraklarda okunmayacak. Bunu da bir daha burunlarını dışarıya çıkardıkları an neredeylerse oraya gömüleceklerini biliyorlar.